Bismillahirrahmanirrahim. Efal-i mukarrabeleri bir önceki videoda anlattık. Şimdi mukarrabe fiillerinin tek tek üçe ayırmıştık. Birincisini izleyelim. Kâde ve evşekede mukarrabe fiilleri, bunlar yaklaşma fiilleri dediğimiz, yani eylemin yaklaşmakta olduğunu ifade ediyorlar. Klasik Arapçada kerabeyi de görürsünüz değerli arkadaşlar. Burada modernde çok göremezsiniz kerabeyi. Peki bakalım, kâde ve grubu, kâne ve grubu gibi isim ve haber alırlar arkadaşlar. Bu kâdenin ismi, yeskutu ise haberi. Burada dikkat edeceğim nokta, bunların haberleri her zaman muzari fiil olur. Bakın, وَمَا كَادُوا ayet-i kerimeden örnek. Vav burada ismidir. يَفْعَلُونَ kısmı ise haber. Fiil cümlesi haber. O zaman bunların en önemli özelliği neymiş? Haberleri her zaman muzari fiil olur. Bakın, kâdeden sonra dikkat edin. يَكَادُوا mukarebe fiili. زَيْتُ ismidir. Yudî'u ile başlayan kısım haber diyoruz. Cümle fiiliye haber. İnnehum, şimdi şu örneğe dikkat. İnnehum yekîdûne keyden ve ekîdû keyda diye devam ediyor. Peki burada muzari fiil görüyor musunuz yekîdû'dan sonra? Hayır, yok. O zaman buna dikkat. Bu mukarebe fiili değil arkadaşlar. Bu nedir derseniz tam fiil, normal fiil. Peki son olarak arkadaşlar, kâde ve evşeke demiştik. Evşeke, kâde, yekâdû. Evşeke, yuşiku, tamam mı? Tabii ki ismi müennes müzekker olduğuna göre tuşiku olsaydı müennes olurdu er racülü burada. El mesela ne olurdu? El talibetu ya da el muallimetu mesela olabilirdi. Bakın, bu ev şekilde bilmem gereken muzari fiilin başında genellikle en ile kullanılır. Kâdede nadiren en görürsünüz. Ev şekilde çoğunlukla en göreceksiniz. En yeskuta anlam olarak neredeyse düşecekti, düşe yazdı, düşmek üzereydi diye çeviriyorum. O zaman kısacası bitiriyoruz arkadaşlar. Mukarrabe fiilleri, bunların kâne ve grubundan ayrıldığı en önemli nokta, haberleri her zaman muzari fiil olur. Kâdede nadiren en gelir muzarinin başında. Evşekede çoğunlukla en gelir diyoruz ve bitiriyoruz.